Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hani pek efendim diyor ya, sofiler hakikatte zat görsün beni, kullarını irşad etmek maksadım benim diyor. Yani tecelli kıl zatını, yani eğer o mürşidin kalbi efendim hani diyor İpek Hüsnü Gözler'in dediği gibi, taşı toprak tavafından aşıklar bulmadı vefa, gönül beyti rahman oldu hac cümlelersen gel dediği gibi, veya Musa gibi münacata gelen yok mu, gönlüm oldu Tur-i Sina diyor. Yani gönlü öyle Tur-i Sina demek, o kişinin zat olduğuna, yani zati tecelli açılmış olduğuna efendim işaret eder. Tecelli kıl zatına, yani zat olarak benim gönlümüm tecelli et yani. İşte nurun ala nuri ehdillahi li nurihi men yeşer. Tecelli kıl zatına, nazar kıl miratıma. Yani o efendim ne diyoruz? Efendim ainedir bu alem, her şey hak ile kaim, mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim sırrı diyoruz yani. Şimdi burada bunu kısaca hızlandırarak tekrar ediyoruz ama olmazsa olmaz. Efendim ne diyor efendim? Eğer ben tarikat piri olsaydım salavat-ı şerifeden başka ders vermezdim diyor. Efendim salatü selamı çok istimal etmek Nur-u Muhammediye'nin kişiye cepçeniz bulmasına vesile olur. Efendim efendimin sözüyle efendim bir şekilde abdestsiz namaz kabul olmadığı gibi sünnetsiz salavat da kabul olmaz. Ahlak-ı kabih çirkin adama bu tecelliler olmaz manasınadır. Evet. Efendim bir şekilde efendimin sünnetini ihya edecek, şeriatı garan emirlerine uyacak. Efendim salatü selamı çok istimal edecek, bununla beraber zikri müdama geçecek. Efendim her nefeste Allah adın de müdam, Allah adıyla olacak iş tamam. Zikri müdamla kalp aynasını zikirle cilalayacak. Efendim sünnet-i seniyeyle kalaylayacak, öyle diyelim. Ondan sonra Nur-u Muhammedi ile efendim sırlayacak ve o kalp mirat-ı Muhammed olacak yani. Efendim ondan sonra da efendim Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Habib Edim'in aşık olduğu için Nur-u Muhammedi'nin sırlamış olduğu o aynaya tecelli etmeye başlayacak. O nur orada olduğu için yani. Hı-hı. Efendim. Şeyh halifesini yetiştirirken içini dışına nur yapar, emaneti öyle teslim eder. Fakat daha sonra o kişi efendim sürçerek, sekerek, yanılarak, halkla irtibat ederek, yani bir takım yanlışlar yaparak o halini kaybeder dedi. Ondan sonra tünnesi kupkuru kalır derdi. Evet. Anlatabildim mi? Demek ki efendim bir şekilde o tecellinin devam etmesi diyoruz. Allah'ın rızası cemali, cemali rızasıdır. Cemalini gösterdiğin adamda rıza vardır yani. Yani bizim de ölçümüz budur yani. Yani bazen böyle acaba dediğimiz noktalarda tecelli devam edince elhamdülillah diyoruz. Yani demek ki hak tarafında izlemeye geliyor bu yani. Anlatabildim mi? Dolayısıyla tecelli kıl zatına. Yani yine o kişi yani damlamı deryaya saldım diyor yani bir şeyde, divanlarda mesela. Efendim Abdurrahman Sami Niyazi Hazretleri de efendim bir katremi mahveyledi ummaneler ummanesi diyor. Hani zikirle aşk hasıl olur, deryası bir umman olur. Bir katremi mahveyledi ummaneler ummanesi. Yani ummaneler ummanesi Allah Celle Celaluhu. Ben de katremi mahveyledi. Yani bir benim bana verdiği bu iradeyi cüzeyi ve bu bedeni ortadan kaldırdı. Tarum yok oldu yani, yok fena filan oldu yani artık. Hani ama ne diyor, damlada da diyor denizin özelliği oluşmuş oldu yani. Hani damla bir okyanustan bir damladır ama o okyanustaki özellik o bir damlanın içinde mevcuttur yani. Diyor mesela. Tecelli kıl zatına, yani aslında bana tecelli ettiğin zaman kendi zatından zatına tecelli ediyorsun, ben yokum arada yani. Hı hı. Yani sen yok ol ki hak var olsun manası çıkıyor.
tecelli kıl zatına, nazar kıl miratıma, orası mirat-ı Muhammed olmuş, işte bu saydığımız efsafla vasıflanan Mürşid-i Kamil'in kalbi, efendim zatına, sıfatına nazar kılmaya geldim. Yani efendim bazen efendim ne diyoruz, esmanın nurları var, sıfatın nurları, zatın nurları var yani. O efendim meşayih kendi efsafına göre, haline göre veya bulunduğu makama göre, mesela Mürşid-i Kamil için, insan-ı Kamil için bütün makamlar denir yani. En alttan en yukarıya kadar yani. En esfelden en ekbere, âlâya kadar bütün makamlardan onun seyri vardır, nasibi vardır yani. Bütün esmalardan. O zaman Nigari'nin de efendim, gah çıkarım gökyüzüne seyrederim âlemi, gah inerim yeryüzüne seyreder âlem beni. Gibi yani olsun. Öyle tabii. Eyvallah. Ondan sonra efendim zat sıfat ve esma nurlarına nazar kılmaya geldim. Yani benim yaratılış gayem budur ki ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun liya'rifun. Yani ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsin, bana kulluk etsinler diye halkettim diyor ayet-i cellede. Liya'buduğunu kulluğu liya'rifun olarak tefsir ediyor İbn Abbas radıyallahu anh ve diğer büyük sahabeler. Demek ki yani benim dünyaya gelme gayem nedir? Efendim seni bilmek, tanımak ve onu bilmek, tanımak neyle olur? Tecelli açılmakla ve onların müşahadesiyle nazar kılmaya geldim. Aynaya tecelli olan onurları seyretmeye geldim. Rızanı kazanmaya geldim. Dolayısıyla rızası cemali, cemali rızası olduğu için. Aşkın suyundan içtim, hemen bayıldım, piştim. Bahri ummana düştüm, umman olmaya geldim. Evet. Aşkın suyundan nasıl içmiş? İbrahim Pek Efendim şeyinden bahsederken cümle susuzlar geldik yanına. Pazarlık yokmuş dünya malına. Canını verirse koyarsan hakkı yoluna. O zaman bu sudan içersin diyor. Kim diyor? Üstünü Gülzari diyor. Zamanın kutbu. Hani yani şeyde yani oradan o aşk suyunu yani bu tecelliyi kimden alıyor? Kutbul Aktab insanı kamil. Şeyhi olan Hüsnü Güzel Hazretlerinden alıyor yani. Aşkın suyundan içtim. Ondan içince hemen bayıldım, piştim. Bahri ummana düştüm, umman olmaya geldim. Hani efendim hakikat erkanda kuruldu divan, cem dervişleri görüldü ayan, murakabedeyik billah inan, şeyhim rüştü göründü elinde kazan. Elindeki kepçe kazana daldı. İçirince saki aklım dolandı, perdem açıldı da gördüm hep ayan hani o içme, o aşk, o Mürşid-i Kamil'in suyundan yani içmek yani o suyudan. Bu da neyle olacak? Sevgi muhabbetle olacak yani öyle efendim, acabayla, mocabayla, abareyle, dubareyle olacak iş değil. Diyor ya, sevmediyse birbirin bilmez onun kadrini, çakallarda aslan yerine emmare nefsin içinde yani. Şeke şüpheye düşen, acaba düşen adamın tarikatta nasip olmaz. Mürşidin himmetini celbedemez. Çünkü şeytan onu aldattı ve yanılttı yani. İpek efendim ben dedi ki efendim sizin insanı kamil görüyorum. Şöyle mürşidi ki şöyle böyle. İyi güzel de Fatih Efendi dedi bu itikadı devam ettirmek zordur dedi yani. Dünyada nefis var dedi. Seni dedi gördüklerini sana unutturur. O efendi olan irtibatlarını. Sonra seni efendim ondan ayırıp efendim yalnız kalmaya zorlar ve seni avlar dedi. Dikkat et oğlum dedi. Evet. Aşkın suyundan içtim. Hemen bayıldım. Piştim. Bahri ummana düştüm. Umman olmaya geldim. Evet. Yani gaye nedir demin şeyde de efendim Sami Efendi Divanı'nda da efendim orada da efendim bu umman meselelerinden bahsetmiş olduk. Yani zikirle aşk hasıl olur, deryası bir umman olur, bir katleni mahveyledi, umman eder ummaz. Neyle olacak bu? Yani umman olmaya neyle geldim? Zikirle aşk hasıl olur, deryası bir umman olur, efendim bir katleni mahveyledi, umman eder. Yani kendi varlığını, hakkın varlığında yok etmek. Bunun için de aşk suyundan içmesi yani o efendim bir şekilde... Efendim diyor ya susuz yerlerde balık yaşar mı? Sel sularıyla deniz taşar mı? Rüştü aşkı olmayan derviş pişer mi? Aşkım olsa ben de pişerdim elbet diyor.
Yani demek ki aşkın suyundan önce içecek mürşidinden gelen feyizler efendim kalbini onunla irtibatlandıracak. Oradan gelen feyizler aksi feyiz olarak ona sirayet edecek. O sudan içmiş olacak dolayısıyla. Ondan sonra efendim pişecek. Bahri ummana dalıp düşecek. Ondan sonra katreyken umman olmaya geldim diyor. Yani katreme hakkın feyzinde, hakkın varlığında yok ettim yani diyor ya efendim. Bütün muhabbetler fenaya erdi. O zaman kalbim gınaya erdi. Zakirler zikirle Mevla'ya erdi. Kaybettim aklımı bilemem gayrı diyor artık. Ya, katre sanan bilmez beni. Katre sanan bilmez beni. Deryalar umman benim. Münkür olan bulmaz beni. Sadıkları ayan benim. Hani efendim böyle şey yapıyor böyle. İçimde yanar harım. Çıkmıyor ahu zarım. Gelsin yârim ayarım. Aşkına yakmaya geldim. Evet. Yani içimde yanar harım, içimde bir ateş yanar, kaynar yani. Efendim. Fakat kimse benim ahuzarımı, feryadımı belli etmem yani. İçimde devamlı. Diyor ya, başladı vücutta gizli bir yanış. Zuhur etmez mi dost ile barış? Hakikat alemini sor karış karış, makam Mahmud'a giderim Allah. İçimde bir yanlış yanma var yani, bir aşk hararet var, bir muhabbet var. O yüzden efendim tarikatta yol alabilmek için tazim, tasdik, hürmet, halavet efendim. Yani bir halavet olacak, bir ateş olacak. Yani yola tazim edecek, meşayihe tazim edecek, o kişiyi ve yolu tasdik edecek, hürmet edecek yola ve büyükleri ve meşeyhine. Ondan sonra bir de halavet içinde bir ateş, halavet, bir muhabbet olacak yani. Ki içimde yanar harım, çıkmıyor ahuzarım, gelsin yarım ayarım, aşkına yakmaya geldim. Yani benden hani bu iş için, irşad için vazifeliyim. Efendim Rabbim beni bu iş için, irşad için vazifeli kıldı. Yani benim yani dostum da olur, ayarım yani dışarı yaban olur, önemli değil yani. Benim vazifem budur. Hı hı. Gelsin yarım ayarım, aşkına yakmaya geldim. Yani efendim sofiler hakikatte zat görsün beni, kullarına irşad etmek maksadım benim diyor yani. Yar ayar fark etmez, biz yani efendim vazifemizi biliyoruz ve yaparız diyor yani. Burada Şerif Atalay Efendi öyle dedi. Bir mürşidi kamil dedi. Hani bu iş tarikat, hani tarikat sahibi olan kişi son nefesine geldi dedi yani. Sekerata geldi. Birisi de ben görmek istiyorum, tarikat alacağım dedi dedi. Yani onun yani etrafındakilerin veya sıkıntılı olan o zaten yok deme hakkı yok dedi. Gelecek görecek, gözünü görüp alıp gidecek dedi yani. Çünkü efendim o hak tarafından vazifeli olduğu için. Yani işi bu kadar yani en sıkıntılı anda bile mühim yani. Böyle efendim böyle gelsin yarım ayarım, aşkına yakmaya geldim yani o ateşi. Efendim bir şekilde aktarmaya ve o muhabbeti yaymaya geldim diyor yani. Evet. Müsait olan yanar, çiğ olan da yanmaz yani ama gelir sonuçta. Tabii. Şeyde Şerif Efendi bunu örnek olsun bize sohbet ederdi ki, oğlum eline bir çera alırsın dedi. Onu yakarsın dedi. Efendim çıra. O dedi yanarken böyle bazı çıra mayası özünde böyle oldu bir yan ateşi böyle alır ve yanar dedi. Bazısı da dedi böyle sakız üfürür dedi. Yani sen mayasının özünde şey vardır dedi. O böyle çam suyunu veya sakızını püskürtür. Efendim o çıraya tutan, onu yakmaya çalışan elini yakar dedi. Eğer zarar verir, fazla olursa da kaldırır atar dedi yani. Hmm. Anlatabilir miyim yani? Evet. Ona teşbih etti yani. Hmm. Yani biraz da yani bu demek ki irşat da demek ki hilkat işi yani. Hani böyle çok öyle abur cubur aban çok adamların geldiğini ve gittiğini görüyoruz değil mi yani? Baktın zarar veriyor, kaldırıp atıyorsun, ne yapacaksın yani. Elini yakacak halin yok yani, burada fahri bir görev yapılıyor. Yar ayar fark etmiyor ama zarar vereni de kenara atıyorsun mecbur yani. Evet.
Zamansız zaman oldum, zahir iken nihan oldum, Beytullah'a tavaf oldum, tecelli kılmaya geldim. Evet. Evet. Şeyde, tarikatta, tasavvufta tayı zaman vardır, tayı mekan vardır. Efendim, Mürşid-i Kamil, ehlullah, Allah dostları zaman içinde de tay eder, mekanda da tay eder. Dolayısıyla efendim bir şekilde zamanla ruhları ve tasarrufları zamanla mukayyet değildir yani. O yüzden derler ki mesela Mürşid-i Kamil vefat edince kınından çıkmış kılıç gibidir. Daha iyi keser der yani tasarrufu. Fakat halifen için lazımdır çünkü yani insanlar onun o tasarrufunun haberi olmaz, tarikat alamaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de efendim ne yaptı? Kendisine benim kubbemden gelip, hadreden gelip tarikat alsınlar demedi. Halife diledi. Cenab-ı Hak ona halifeler verdi. Hani Ahmet Şemsettin İtbaş Hazretleri böyle şey yapıyor. Dolayısıyla haydan haya rabıta, seyreyledim lahuta, hali sakin sükuta bırak kendi kendine. Yani bu ateşi muhabbeti almak için hayat olan zatı bulup o efendim her ne kadar mürşidin memat eden zamandan mekandan münezzehtir efendim bir şekilde yine ruhu iki cihanda tasarruf edisler ruhu veli hani böyle şeyler var yani beyitler var ama yani bir de bu işin yani cabeca zahirde efendim bir seremonisi var, bir işte telkini var, sohbeti var yani. İlk girenlerin bundan haberi olur olmaz yani mesela diyelim. Efendim dolayısıyla zamansız zaman oldum. Yani zamanla kaydım, zaman kaydım kalktı yani. Hani efendim zahir iken nihan oldum. Yani ben evet yani efendim diyor ya, gözümü açıyorum, buradayım, kapıyorum, oradayım, bilmiyorum neredeyim diyor yani. Ben zahir görünüyorum ama nihan oldum. Gizli hani Yokaf Dağı'nın ankasıyam, sırrın aşinasıyam, adı oldu insan bana diyor. Yani bilinemeyen yönlerim bildiklerinin yanında belki yani, esamesi okunmaz. Suret denem var benim, bak suret denem var benim, sirettedir madenim diyor yani. Kaf Dağı'nın ankasıyam, sırrın aşinasıyam, adı oldu insan bana. Yani sen yani zahir gibi gözüksem de yani batında benim efendim kaddemi ummana daldırdığım için, yok ettiğim için ne zamansız yani ente ahlaku bi ahlakillah diyor Allah'ın ahlakıyla ahlaktan artık yani neyle olur bu? Hani dedik ya katrede de bir damla suda da okyanustan bir damla suda da okyanusun bütün özellikleri vardır yani evsafı vardır gibi yani. Efendim dolayısıyla Eylullah da kendi varlığını hakkın varlığını yok ettiği için o fena fillah ve bekabillah zevk ettiği için diyor zamansız zaman oldum. Yani bu hakkın efsafıdır. Zamansız zaman oldum. Zahir iken yani zahir böyle cesedim falan varken aslında sırrım hani onun sırrı oldu. Nihan oldum. Efendim Beytullah'a tavaf oldum diyor. Hani diyor taşı toprak tavafından aşıklar bulmadı vefa. Gönül Beyt-i Rahman oldu. Şu hacı ümre edersen geldi yani. Yani o Beytullah bile bende olan tecelliye aşık veya tavaf ediyor manasında. Ve Musa'ya geldi münacatı. Musa gibi münacata gelen yok mu? Gönlüm oldu Tur-u Sina diyor. Tecelli kılmaya geldim yani. Bir de işim güzel söylemiş yani. Bu da mürşidin belki bir şey olabilir mi? Teveccüh dediğimiz. Yani müridanın gönlüne nazar etmesi belki acaba. Ya burada İpek Efendim'e demişler ki efendim sen bu söylediğin divanda söylediğin lafları sohbette de söylesene. Ha, ben deli miyim? Öyle der miyim demiş. O anda söylendi gitme o demiş. Yani buradan anlarız ki bu efendimin lisanından Cenab-ı Hak hani bunları konuşmuş yazdırmış yani. Yani bunun başka tevil etmeye de fazla gerek yok. Eyvallah. Yani anlatabildim mi? Zamansız zaman oldum. Zahir iken nihan oldum. Beytullah'a tavaf oldum. Tecelli kılmaya yani tecelli kılmaya gelen Cenab-ı Hak tecelli efendim tecelli kılar yani Hakk'ın tecellisi. Eyvallah. Efendim yani o anda böyle bir
diyor ya, Sunullah Gaybi'nin bir divanı var. Ne mezubu ilahi ol, ne mahcubu ilahi ol, şerahatte kusur eyle, ne mezubu ilahi ol, hakikatten ubur eyle. Acayip bir macun ekberdir, yiyip kaybı huzur eyle. Şimdi bu da macun kaçtırmış öyle macunu. Eyvallah. Efendim biz de yiyip huzur edeceğiz, başka bir şey diyecek halimiz yok, böyle yazmış yani. Peki bu halleri, yani zamansız zaman nasıl olunurmuş, zahir iken nihan nasıl olurmuş, Beytullah'a tavaf nasıl olurmuş, tecelli kılmaya nasıl gelinirmiş, yukarıda söylüyor, bir mürşide salik oldu. Yani ona bir mürşidin hani Hüsnü Gülzar Hazretleri himmet ile gönlünde açtırdım gülü diyor, değil mi mesela? Hani ondan sonra onu işte, bütün susuzlar geldik yanına, pazarlık yokmuş dünya malına, canını korsan hakkın yolunu o zaman bu sudan içersin diyor. Canını koymuş, feda can etmiş, Hüsnü Gülzar'dan aksi tarik etmiş efendim, ona salih bir mürşidi salik olmuş, yani onun yoluna girmiş. Efendim gösterdi cemali aynada bana diyor. Onun aynasından cemal seyretmiş. Ona gelen aşk feyizden efendim aşkına yakmaya geldim diyor. Aynı lafı daha dervişken Hüsnü Gülzar ona demiş oluyor yani. O da onu aşkıyla yakmaya gelmiş yani. Hı hı. Gönderilme sebebi, efendim halifesini çıkarma sebebi, o aşkı muhabbeti ona iletmek. Evet, bir mürşide salik oldum, dil mülküne malik oldum. Yani efendim ben de nefaktu fihi min ruhiyle, hani bana o mürşitten gelen o tecelliyle beraber efendim hakkın nefhası bana ulaştı ve bir gönül iklimi oluştu bende yani. Ondan önce et kemiktim, çamur balçık arasındaydım. Hı hı. Yani avamdım, sokaktaki adamdım. Ama mürşide salik olunca ondan gelen tecelliyle dil bir gönül alemi uyandı bende. Nefaktu fihi min ruhi oldu ve ona öyle bir aleme sahip olmaya başladım, oldum diyor. Dil mülküne malik oldum. Ondan sonra da cananı canda buldum diyor. Cemal görmeye geldim. Yani efendim ondan sonra da işte nasıl olacağını ilk başta söyledik yani, yani mürşitten tarikat aldıktan sonra salavatı çok istimal etmek, güzel ahlak sahibi olmak, efendim sünnet-i seneye uymak, şeriatın emirlerine uymak, zikri müdama geçmek, bunun içinde aşk şarabını içmek, o şey efendim o ateşi içeri düşürmek. Efendim başta bunları anlattık. Hı-hı. Efendim burada da yani bir mürşide salik olunursa dil mülküne malik olunur. Efendim ondan gelen o tecelliyle beraber, nefaktu fehimin ruhiyle beraber candaki canan efendim tecelli etmiş olur ve cemal görmüş olursun. Cemal görmeye geldim diyelim. Bu beyti de böyle bitirelim. Eyvallah. Artıyor efkar zarım, gizlidir sır esrarım, içimde nur envarım, ishar kılmaya geldim. Allah geldi anlatma efendim sırları. İzhar kılmaya geldi. Açık. Evet. Şey diyor ya Gülzar Samini'de İmam Efendi, ben bazen sırları açıyorum diyor. Ondan sonra keşke açmasam mı dedim diyorum diyor. Sonra bakıyorum ki ben ne dersem demin dedim. İdraki neyse, kabı neyse o kadar alıyor zaten diyor. Anlayan, anlaması gereken anlamayan geldi geçip gidiyor diyor yani. Evet. Ne diyor Hüsnü Gülzar Hazretleri? Yumsam gözüm yanımda, içimdeki canımda. Nereye gitse yanımda, yar gözüme gözükür diyor, değil mi işte? İşte içimde nur envarım diyor yani. O tecelli, nefaktu fihimin ruhu olduktan sonra efendim artık diyor ya efendim, tarikata girelim, hakikate erelim, sahibi irfan olalım, biz de olak bir insan. Rahli tedesine girdik efendim, ondan efendim o gönlümüzdeki himmetle gönlümüzdeki gülü açtırdı, nefaktu mühin ruhi oldu, ondan sonra efendim hakiki Adem olarak diye suretlenen var benim, sirettedir madenim, siretli bir maden sahibi olduk, o tecelli üflendi ona.
hakiki Adem oldu ve efendim haktan bir nefha oldu, damlasını deryaya daldırdı ve efendim bir şekilde efendim böyle olunca da artıyor efkarım zarım, hani efendim hel min mezit, yani daha yok mu, daha yok mu, yani efendim o onuru müşahede edebilmek için daha çok o hale müstarak olabilmek için efendim devamlı bir gayret içinde, yani artıyor efkarım zarım, gizlidir sır esrarım, yani surettenem var benim, sirrettedir madenim, yani içimdedir maden asıl şey, efendim içimde nur envarım, izhar kılmaya geldim, yani izhar kılmaya geldim, yani sırrı fahş etmek değil de, yani sizlere de bu işi öğretmeye geldim diye alırsak daha iyi olur. Tamam, nasip. İsrar kılın. Yani size de, hani sizin de böyle olmanızı temin için geldim yani. Hani, irşad için. Elimde şeriatım var, dilimde hakikatim var, kalbimde miratım var, mücahitim bakmaya geldim. Evet. Evet. Diyoruz ki şeriattır cümle işlerin başı, şeriatsiz tarikat şeytan işi. Tarikat ehlinde yoksa şeriat, onun şeyhi şeytandır, oldan mutlak diyor. Şeriatsız bu iş olmaz kardeşim. 5 vakit namazı kılacağız. Güzel ahlak sahibi olacağız. Allah'ın emrine uyacağız. Nehirlerinden kaçacağız. Sünnetine uyacağız. Bu olmadan olmaz. Bu bir kere. Elimde şeriatım var diyor. Hüccetim var yani. Efendim ne diyor efendim? Dilimde hakikatim var. Bak bu söylediklerim hep yaşadığım hakikatlerdir. Bunu da söylüyorum işte. Dilimde hakikatim var. Yani bu dilimde bu söylediğim sözler de hakikatimin ölçüsüdür, işaretidir. Yani bu hakikati oluşturan da nedir? Kalbimdeki mirattır, yani oraya olan tecellidir. Musa Turu'dur, efendim tecelligahtır. Kalbimde miratım var diyor. Mücahit'im bakmaya geldim. Yani o efendim diyor ya, kalbimde nurunu görmezsem eğer, çekilsin meydana darımız bizim diyor. Hani bir divanda bir efendim. Efendim kalbi penceremde yârimi gördüm, lisan-ı haliyle bana gel dedi diyor. Bildirdi kendini bizi yaradan, görmeden cemalini çıkmam aradan diyor işte. Efendim onu neyle yapıyor işte? Efendim kalbimde miratım var diyor. O mirat, o tecelli, oraya olan devamı tecelliye efendim bakmaya geldim. İşte Allah'ın rızası cemali, cemal rızasıdır dedik. Rabbim inşallah o rızaya erenlerden efendim o nuru müşahiden görenlerden ve hakikati bulanlardan eylesin diyoruz ve bütün kardeşlerimizi efendim Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve tebarek. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Gerçekten hem bereketli hem uzun böyle istifadeli bir ders oldu. Ben şunu bir de şöyle söyleyeyim. Şimdi biz buradan hani bir şeyler çıkarabiliyoruz. Bir alimin önüne bunu koy. Sener bu öyle hapışır kalır adam ne diyorlar. Eyvallah. Değil mi yani? Eyvallah. Yaşamadığı şeyi neyini söyleyecek yani? Yani zaten zevk etmenin de anlamı budur efendim. Budur değil mi yani? Yani hissetmek ve yaşamak. Sonradan yani, yani daha bilmediği şey adam ne konuşuyor? Sanki efendim şey diyor ya Hazreti Ömer radıyallahu anh, diyor ki ben diyor bazen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekir Sıddık'ın arasındaki konuşmalara şahit oluyordum diyor. Sanki Arapça hiç bilmiyormuş gibi konuşuyorlardı diyor. Yani öyle şeyden bahsediyorlar ki ben sadece dinledim diyor. Yani hiç Arapçayı bilmiyormuşum gibi konuşuyorlardı diyor ya. Nasıl bir yakınlık değil mi? Yani nasıl rumuz ve şeyli nasıl konuşuyorlarsa, hani Hazreti Ömer Arap kabilesinden, yani eşraftan olan bize, ben sen böyle bakın ne diyor bunlar der gibi. Şimdi bunu yaşamayan, bilmeyen böyle kalır, böyle hapışır kalır yani. Ama elhamdülillah Rabbim halifesi olarak efendim himmetiyle bir şeyler söyletiyor bize, öyle diye. Eyvallah efendim.